Bakırköy e, CHP'nin çok güçlü olduğu bir yer. Kendileri de böyle düşünüyorlar evet. ama yıllardır da hani seçilen belediye başkanlarına evet. baktığımızda öyle. E, sizi o anlamda yani oradaki en anketlerde de önde çıkan partiden en farklı kılan seçmen nezdinde tercih sebebi kalacak özelliğiniz ne? Şimdi CHP'nin de bu konuda bize bir avantaj oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü CHP e, mesela daha iyi bir aday koyabileceği yerlere daha bir iyi aday koymuyor. Yani o CHP kadar garip. Belediye Başkanı açıkladı mı bu arada? Ben. Açıklamadı. Benim açıklamadı. Bildiğim kadar... açıklamadı. AK Parti açıkladı. Ali Talip Özdemir mi Evet. Galiba. Ben e, evet. E, burada hani biz CHP'nin de tercihlerini değiştirebileceğini düşünüyoruz. Hani bizim hmm. baskımızla değiştirebileceğini düşünüyoruz. Bizim etkili olabileceğimizi düşünüyoruz. CHP seçmeni gerçekten çantada keklik olarak görülmekten de çok bıkmış durumda. CHP'nin çok açık farkla kazandığı kentlerde CHP'nin kendisine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Bakırköy gibi semtlerde, Beşiktaş gibi semtlerde sürekli kazandığı semtler. Mesela ben Çanakkale'yim oradan söyleyeyim. Çanakkale gibi bir kentte e, hani daha iyi adaylarla, kadın adaylarla, daha farklı e, perspektif getirebilecek adaylarla gelmesi gerekiyor. Ama CHP bunu yapmıyor çoğunlukla. Nasıl olsa ben burada hani seçmenin gidecek bir yeri yok diye düşünüyor. E, doğrusu biz Türkiye İşçi Partisinin özellikle kaybeden orta alt sınıflar için çok iyi bir seçenek olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz aynı zamanda bu ülkede iktidar değiştirebilecek geniş yığınları örgütlemeye aday bir partiyiz. Emekçileri, yoksulları örgütlemeye aday bir partiyiz. Sadece Bakırköy'de yokuz. E, bize kulak veren bizim dışımızda işçi emekçi insanlar da var. Dolayısıyla e, biz iyi bir alternatif oluşturuyoruz. CHP'nin kendisinde çeki düzen vermesini de sağlayacak. Siyaseti baştan sona değiştirecek. Ataerkil kodları siyasetten e, öteleyecek bir e, baskı unsuru da olacağımızı düşünüyoruz. Yani biz bu oyunu hem bozacağız hem değiştireceğiz bu anlamda. E Siyasetçilerin biliyorsunuz seçimlerde böyle ulusa sesleniş konuşmaları vardır. Evet. Siz Bakırköy Belediye Başkanı adaysınız. Başkanısınız dedim bu arada. Oh. <laughs> ne yani denir Allah söyletti. <laughs> ee, başkan adaysınız. Şu kameraya bakarak Bakırköy'lülere seslenecek olsanız şuna Evet. Ee, nasıl bir konuşma yaparsınız? Buyurun yapın o konuşmayı. Ben çok ulusa sesleniş konuşması ya Bakırköy e yapabilir Bakırköy'e ya. seslenseniz yeter. <laughs> Bakırköy'deki ulusumuza seslenin. <laughs> ee, Bakırköy'ü bütün tarihsel, kültürel zenginliğiyle e, daha iyi bir yer yapmaya, daha yaşanılır bir yer yapmaya, birbirimizle daha ileti iyi iletişim kuracağımız bir yer yapmaya ve bugün yaşadığımız e, sorunların, iktidardan kaynaklı sorunların bize yaşattığı mağduriyeti e, hafifletebilecek bir e, belediye anlayışı için e, Türkiye İşçi Partisinden aday oldum. Umarım e, bizim değil, hep benim değil, bizim ve Bakırköy halkının yönetebileceği bir e, alternatif için e, siz de bizim sesimize kulak verirsiniz diye düşünüyorum. Türkiye İşçi Partisi Bakırköy Belediye Başkanı adayı Bilge Seçkin Çetinkaya ekleyeceğiniz, söylemediğiniz söylemek istediğiniz, benim sormayı unuttuğum, sormadığım e, Seçmenize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ee, yerel yönetimlerde de kadınlar son derece e, iktidar odaklarından dışlanıyorlar. E, yerel yöneticilerin sadece yüzde üçü kadın. E, belediye meclis üyelerinin sadece yüzde onu kadın. Bu 2014 ve 2019 seçimlerinde böyle. E, bu ülkenin en az yarısını kadınlar oluşturuyorlar. Bakırköy'de kadın nüfusu erkeklerden daha fazla. Bunu bu temsiliyet meselesini ortadan kaldırmamız ve kaldınların istihdama, siyasete e, ve hayata katılmalarının önünü açmamız gerektiğini düşünüyorum.